Sana asla olmaz dedim Süleyman. O köylü kızı bu eve getirmeyeceksin. Seyrim bizden başka kimsesi kalmadı Ayten. Ailesini kaybetti biliyorsun. Neden bu kadar anlayışsızsın? İstemiyorum ya. Bu evde yabancı birini istemiyorum. O kız bu eve gelmeyecek. Ya. Elden bir şey gelmez kızım. Yazıları böyleymiş demek ki. Keşke onlarla ben de gitseydim de kazada ben de olsaydım. Böyle söylenir mi Seher? Rabbimin işine karışılır mı? Ama bir başıma kaldım. Çaresizim. Annem, babam, kardeşim hepsi gitti. Ne yapacağım ben bu koca dünyada tek başıma? Burada bizimle kalmanı ben de isterim. Ama İstanbul'daki akrabalarının yanına gitmen en doğrusu. Ama onlarla bir ya da iki defa görüştüm. Çok tanımıyorum. Uzaktan akrabamız zaten. Olsun kızım. Neticede akraban. Başka akraban yok bildiğim kadarıyla. Var. Amerika'daki amcam. Bırak şu hayırsızı. Sen bebektin daha Amerika'ya gitti. Bir daha ne babanları ne de bizi arayıp sordu. Vefasız herif. Sizin yanınızda kalsam hiç rahatsız etmem vallahi. Naciye teyzeme yardım ederim. Evin bütün işlerini yaparım. Ne olur Mesut amca. Güzel kızım. Onlar mesele değil. Ben de Naciye teyzen de Gülay da çok isteriz. Ama akrabaların varken bizde kalman doğru olmaz. Sana bir şey olursa bu vebali taşıyamayız. Anladın mı beni kızım? Bana hak ver. O kadar dedim getirme diye. Ama beni dinleyen kim? Her şeyimiz tamdı, bir köylü kızımız eksikti. Aman Ayten yavaş. Gelecek şimdi kız. Onun yanında da böyle konuşma, üzülür. Gelirse gelsin, bana ne? Köyde kimse sahip çıkmamış, kalkıp bize postalamışlar. Demek kötü kötü huyları var ki başlarından almışlar. Kız ailesini kaybetti Ayten. Biraz vicdanlı ol. Bizden başka kimi kimsesi yok. Muhtaç durumda. Anlamıyor musun? Hem kimsesiz birine kucak açmanın sevabı büyüktür. Aman istemem ben böyle sevap falan. Bu kızı hemen gönderiyorsun Süleyman. Zaten kazandığın para bize zor yetiyor. Bir de durup dururken bu köylü kızı çıktı başımıza. Ayten, Allah onun da rızkını verir bir şekilde. Merak etme sen. Gitsin köyünde beklesin o rızkını. Sadece bununla da bitmiyor ki. Bütün masraflarımız artacak şimdi. Ayrıca bir de kızın sorumluluğunu üstümüze alıyoruz. Ya kızın başına kötü bir şey gelirse? Bu kadar olumsuz tarafından bakma Ayten. Hem Nuray'a da bir arkadaş, can yoldaşı olur. Bu köylü kızı mı Nuray'a arkadaş olacak? Bu cahil köylü kız Nuray'la iki kelime bile konuşamaz. Kızım, geldin mi? Yengenin öyle konuşuna bakma. İyi kadındır aslında. Bütün korkusu senin başına bir şey gelirse diye. Gel hadi. Seher, öp bakalım yengenin elini. Nuray nerede? Odasındadır. Nuray! Seher, bu Nuray, kızımız. Kendi boğazımızdan kesip doyuracağımız köylü kızı yani Nuray'cığım. Nuray! Hep istediğin kardeşe kavuştun sonunda.
Mutlu musun kızım? Çok. İyi ki geldin Seher. Hadi Seher'e odasını göster. Ben de işe gideyim artık. Akşam görüşürüz. Buyurun hanımefendi. İnşallah köyünüzü aratmayız size. Bana rağmen bu sidikli köylü kızını alıp eve getirdin ya. Hem seni hem de onu pişman edeceğim Süleyman. Görürsünüz siz. Test kitabı mı onlar? Evet. Sınava az kaldı malum. Sen de mi gireceksin? Evet. Hayret yani. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Eşyalarımı yerleştiriyorum. Sus sus. Burası değil senin odan. Burayı yeniden düzenleyeceğim ben. Badana falan da yapılacak. Anne nerede kalacak bu? Gel bakayım. Ama anne orası... Sen karışma kızım. Ha. Köy evinden iyidir herhalde. Evimiz çok güzeldi bizim. Nasıl yani? Yoksa o filmlerde gördüğümüz muhteşem çiftlik evlerinden miydi? Yok canım. Küçüktü. İki göz odaydı. Ama annem vardı, babam vardı, kardeşim vardı. O ev dünyanın en güzel eviydi. Paran var mı senin? Var biraz. Nerede? Köyden toplayıp vermişlerdi ihtiyacım olur diye. Duygu sömürüsü yapma da ver şunu çabuk. Ama neden? Burada artık hiçbir şeye ihtiyacın olmayacak nasılsa. Öyle bedavadan yaşamak yok. Sen de bütçeye katkı yapacaksın. Bununla ilgili Süleyman'a tek bir kelime edecek olursan doğduğuna pişman ederim seni. Anladın mı? Tamam. Söyleme. Madem bizim çatımızın altında yaşayacaksın, bundan sonra ben ne dersem onu yapacaksın. İlk işin evi temizlemek. Odana yerleş, eşyalarını yerleştirmen bitince başla. Ne yapıyorsun kızım, iyi misin? Nerede seninki? Ne yapıyorsun sen? Hala bu işleri bitiremedin mi bir türlü? Ne kadar zamandır bunları yapamadın mı? Ne bunlar böyle? Hala böyle ortalık karışık. Süleyman amca. Benim kızım.
Yok mu yengenler? Dışarı çıktılar. Oo, ev tertemiz olmuş. Mis gibi olmuş ya. El ele verip temizlediniz demek. Yoksa bir başına sen mi yaptın? Pes ya. Daha bu sabah geldin kızım sen. Ne diye bütün işi sana yıktılar ki? Fark etmez. Yorulmadım ki ben. Hem otobüste uyumuştum zaten. Şuna bak. Koca evi bir başına tertemiz yapmış. Bir de yorulmadım diyor. Ne bakıyorsun öyle aval aval? Yardım etsene. Al şu poşetleri. Ayten, neredeydiniz? Bunlar ne? Annem bana ayakkabı, çanta, bir de bluz aldı baba. Güle güle kullan prensesim. Hangi parayla aldın Ayten bunları? Aman, biriktirdiğim para vardı. Sınava girecek ya kız, biraz moral olsun dedim. Esere de bir hediye alsaydın. Ona da moral olsaydı. Ne münasebet canım. İstersen bu ayın maaşını ver de, ne isterse alsın köylü kızı. Ayten, kızın acısı daha taze. Ne olurdu ona da bir hediye alsaydın? Biraz morali düzelirdi. Hem ne demeye bütün ev işlerini ona yaptırdın? Sen kendin demiyor musun acısı taze diye? Bunlarla meşgul olursa unutur işte. Ayten, kız daha bugün geldi. İnsaf. Alışsın, alışsın. Hiçbir iş yapmadan yayılmak yok öyle. Anne, nasıl oldu? Çok güzel oldu prensesim. Dön şöyle. Ay, sen de bir şey söylesene kıza. Güle güle giy kızım. Lütfettin yani. Sağ ol babacığım. Daha yemek hazır değil mi? Temizlik anca bitti yenge. Yemeği yaptım. Şimdi hemen sofrayı hazırlarım. Ayten, yemeği bari sen yapsaydın. Karışma evin işlerine Süleyman. Allah Allah. Çok güzel olmuş kızım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun Süleyman amca. Fena değil. Biraz yağlı ama. Köyde öyle alışmış demek ki. Neyse, yenilmeyecek gibi değil Allah'tan. Bundan sonra daha dikkatli olursun. Olurum yenge. Merak etme sen. Afiyet olsun. Kızım, yardım et de sofrayı toplayın. Babacığım, ders çalışmam lazım. Sınava az kaldı biliyorsun. Ay, Seher halleder canım. Öyle değil mi? Tabii. Kalk. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ders çalışıyordum. Uyuyakalmışım. Ne oldu? Bu saatte ışığı açmış, ışık açıkken uyumuş. Bir de ne oldu diye soruyor. Şuna bak. Yat zıbar. Ama ders çalışmam lazım benim. Sınava çok az kaldı. Ya sen kim? Üniversite kim? Köylü kızı. Yat zıbar artık. Bedava değil bu. Neden benim canımı da onlarla birlikte almadın? Sizi o kadar çok özlüyorum ki. İnat biriymişsin desene. Kazanamayacağını bile bile ders çalıştığına göre. Çok çalıştım yenge. Çok istiyorum kazanmayı. Bence imkansız ya. Neyse. Sana bir şey söyleyeceğim. Mahallenin başında yaşlı bir kadın var. Kimi kimsesi yok. Yardım edip evini temizlersen sevap kazanırsın. Tamam yenge, olur. Aferin sana. Ben geleceğine haber vereyim hemen. Peki. Buyur Ayten Hanım. Esma Hanım, köyden gelen kızla konuştum. 100 lira az dedi ama ben ikna ettim.
Hay yaşa sen Ayten. Hem ona da bir katkı olur. Ailesini kaybetmiş. Oh. Parası pulu yok zavallının. Yazık ya. Ben her ay alırım onu temizliğe. Tamam. Hadi ver parayı da götüreyim. Tamam bekle. Yalnız para konusunu açma olur mu? Kızcağız pek gururlu. Utandırma onu. Merak etme sen. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam Esma Hanım. Ben söylüyorum şimdi çıkıyor. Teşekkürler. Tamam hadi bırak onları. Esma Hanım seni bekliyor. Tamam yenge. Boş boş oturacağını bir işe yara bari. Güzelsin kızım. Bastıra bastıra. Sonra da şu aynaları sil. Tamam Esma Hanım. Yapıyorum ben. Meraklanmayın siz. Ha şöyle. Aldığın paranın hakkını ver. Para mı? Ne oldu? 100 lirayı beğenmedin mi yoksa? Yok canım. Hadi kızım işine bak. Yenge, neden kadından para aldığını söylemedin bana? Seni denedim. Bakalım para aldığım için bana hesap soracak mı diye. Yanılmadım. Gelir gelmez çemkirmeye başladın. Ama söyleyebilirdin. Senden bir halt olmaz kızım. Sabır namına hiçbir şey yok sende. Sana verecektim parayı. Ama bu ukala, baş kaldıran tavırların yüzünden avucunu yalarsın. Sen bana yalan söyledin yenge. Sen bana yalancı diyemezsin. Burayı beğenmiyorsan kalkıp defolup gidersin. Seni zorla tutan yok burada. Anladın mı? Anne sen misin? Yandık yandık. Kızım paran var mı? Yok vallahi. Vardı da cep telefonu faturasını ödedim. Tüh bende de yok. Ne yapacağım? Ne oldu? Ne kadar lazım? Seher, sende para var mı? Vardı. Ama buraya ilk geldiğimde aldın ya yenge. Laf sokma, gebertirim seni ha. Altın mı yoksa o? Evet. Ver onu çabuk. Ne diyorsun yenge? O bana annemden kalan tek yadigar. Bir işe yara da ver şunu. Yoksa perişan yapma. Ederim seni. Bırak. Ben sana ışığı açmayacaksın demedim mi? Şimdi görürsün sen. Yenge ne yapıyorsun? Dur. Dur. Ne olur yapma yenge. Ayten. Ne istiyorsun bu zavallı kızdan? Üniversiteyi kazanamayacağı belli işte. Boşuna uğraşmasına gerek yok. Köydeki okulda ne öğrenebilir ki? Ben sonra üzülmesin diye böyle yapıyorum. Kötü mü yapıyorum canım? Hem benim kızım dururken ona mı kaldı üniversiteyi kazanmak? Tamam kızım. Ağlama.
Sana söz, hepsinin yenisini alacağım ben. Benim kızım yapar. Kazanacaksın. Hiç merak etme. Bildiğini yap, bilmediğini sonraya bırak. Vakit kalırsa dönersin. Ay anne dur ya. Ya zaten çok heyecanlıyım. Heyecanlanma prensesim. Sakin ol. Sen başaracaksın. Ben hepsinin için dualar ettim. Kabul edecek elbette güzel Allah. Hadi kızım sen de otur artık. İki lokma yemedin daha. Ben hazırlarken atıştırmıştım Süleyman amca. Buzdolabında ne var ne yok silip süpürmüştür Allah bilir. Tövbe tövbe. Ya hanım bari bugün yapma. Sınava girecek kız. Onu biliyoruz ama kazanamayacağını da biliyoruz. Hadi kızım. Bak ballı kaymaklı ekmek yaptım. Zihin açar. Yiyiver kızım. Aferin benim kızıma. Eminsin değil mi kızım? Bugün açıklanacak. Ay 100 kere eminim dedim ya anne. Bir 2 dakika sonra internetten öğrenebileceğiz. Ay inşallah kazanmışımdır. Tabii ki kazanmışsındır. Ay. Sen kazanamayacaksın da kim kazanacak? Hah tamam vakit doldu. Bakabiliriz artık. Hadi kızım nasıl bakılıyorsa bak şuna. Dur baba heyecanlandırma beni. Şuraya sınav numaramı gireceğim işte. Nasıl ya? Anne kazanamamışım. Olur mu prensesim? Yanlış bakmışsındır. Bir daha yaz hadi. Yok vallahi kazanamamışım. Tamam kızım. Ağlama. Belki burada bir hata vardır. Sonuçlar gelse öyle anlaşılır her şey. Yok baba ya kazanamamışım işte. Hay Allah nasıl olur ya? Mutlaka bir yanlışlık var bu işte. Bence bu site bozuk. Sen de gir bakayım 1 numarana. Tamam. Tamam kızım. Tamam, kesin bozuk bu. Bir daha gir bakayım Seher. Evet, kazanmışsın kızım. Tebrik ederim. Nasıl olur ya? O kazanmış, ben kazanamamışım. Hep bu kızın yüzünden Süleyman. Seher evimize geldi ve Nuray'ın bütün konsantrasyonu bozuldu. Kız kafasını verip de doğru dürüst hazırlanamadı sınava. Ne alakası var Ayten? Bu köylü kızı ailenin bütün düzenini bozdu. Geldik lanet olsun. Evet annem haklı. O eve gelmeseydim belki kazanacaktım. Hakkımı Seher yedi. Haram olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Bana bugünleri de gösterdin. Allah'ım sana hamdolsun. Ah benim güzel anam. Canım anam. Nasıl da isterdin üniversiteyi kazanmamı? Sabahlara kadar nasıl dualar ederdin? Bak, duaların kabul oldu işte. Rahat uyu sen. Çamaşır makinesi bozuldu. Elinde yıkayacaksın çamaşırları. Burası bitsin, banyoya geç. Tamam yenge. Üniversiteyi kazandığına çok seviniyorsun değil mi? Tahmin bile edemezsin yenge. Annemle babama sözüm vardı. En çok da buna sevindim. Ama şimdi duyduklarına pek sevinmeyeceksin.
seni okula göndermeyeceğiz. Çünkü paramız yok. Yapma yenge, ne olur. Bunu bana yapma. Maalesef. Nuray kazanamadığı için mi? Nuray kazansaydı da seni gönderemeyecektik. Çünkü paramız ancak birinize yeter. Nuray'ın dershanesi için lazım o para. Peki para olsaydı gönderir miydiniz yenge? Yani paranı sokağa atar mıydın diye soruyorsun. Bak Seher, eğer sana sürekli iş yaptırmamdan rahatsız oluyorsan çekip gidebilirsin. Seni tutan yok yani. Bir başıma İstanbul gibi bir yerde ne yaparım yenge? Nasıl yaşarım? Herkes nasıl yaşıyorsa öyle. Gençsin, güzelsin. Bulursun bir yolunu. Ne suçum vardı Allah'ım? Elbet vardır bir bildiğim. Hikmetinden sual olunmaz ama neden benim canımı da annemler gibi almadın? Bileziğim yok. Nereye gider, bir daha bak. Her yere baktım zaten, yok. Sen çaldın. Ne? Yenge neler söylüyorsun? Sen çaldın işte. Vallahi ben çalmadım yenge. Odanı arayacağım. Ayten dur, ne yapıyorsun? Yapma, ayıp. Allah Allah. İşte. Pis hırsız. Senin nancın. Dur Ayten, dur buraya dedim. Gel. Şuraya bak. Koynumuzda yılan beslemişiz. Elin köylüsünü getirip baş tacı edersen olacağı bu. Çıyan seni. Derhal terk et bu evi. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ne olur inan bana amca, ne olur. Hırsızlara bu evde yer yok. Çabuk defol. Sonunda o uğursuzdan kurtulduk. Oh be! Dünya varmış vallahi. Daha geldiği gün yapmalıydım aslında. Ay yoksa geri mi geldi? Yok artık. Aç bakayım kimmiş. Kimmiş? Anne! Bir baksana. Ne oldu? Buyurun. Merhabalar. Ben avukat Hüseyin Caner. Amerikan West Hukuk Bürosu'nun Türkiye temsilcisiyim. Şu anda müvekkilimiz Zafer Demir'i temsilen buradayım. Öyle birini tanımıyoruz biz. Zafer Demir, Seher Demir'in amcası. Vefat etti. Ve bütün mirasını tek akrabasına bıraktı. Yani Seher Demir'e. Burada mı kendisi? Kız zengin mi oldu yani? Kaç para kaldı tam olarak? Bunu şu an söyleyemem. Kendisi nerede? Şeyde o. Şeyde nerede? Dışarıda. Biz buluruz. Yani akşam gelir tabii. Tamam. Buyurun kartımı. İstediğiniz zaman beni arayın. Bu kez evraklarla birlikte geleceğim. Tamam avukat bey. İyi günler. Allah'ım ben ne yaptım? Elimdeki kısmeti kaçırdım. Birim tutulsaydı da kovmasaydım. Ne yapacağım ben şimdi? Kızdaki şansı gördün mü anne? Bize de faydası dokunacaktı ahmak kızı. Kız daha 18'ini doldurmadı. Yani? Yani yasal vasisi baban. Yani biz. Parayı istediğimiz gibi kullanacaktık.
Gerekirse bütün İstanbul'un altını üstüne getirip kızı bulmamız lazım. Yürü çabuk. Hadi bir fotoğrafını falan bul. Hadi. Kim bilir ne kadar çok parası oldu kızın. Ah kafam, ah. Allah. Benden. Yaptıklarınız yetmedi mi? İftira atıp beni kovduğunuz yetmedi mi? Kızım affet beni. Sana yaptıklarım için affet beni. Çok pişmanım. Günlerdir seni arıyordum. Seni bulup yaptıklarımdan dolayı pişman olduğumu söylemek için. Eve dönmeni istiyorum Seher. Lütfen kızım, bana bir fırsat ver. Yaptıklarımı telafi edeyim. Bu vicdan azabıyla yaşatma beni. Aha kızım. Hadi. Peki yenge. Ah Allah'ım. Oh, çok sevindim. Çok canım kızım. Buyur canım. Seher kızımın en çok sevdiği yemeği yaptım. Dolma. Benim için mi? Tabii. Senin için ne yapsam az güzel kızım. Kız anne döktürmüşsün. Ellerine sağlık. Eline sağlık yenge. Her şey çok güzeldi. Afiyet olsun kızım. Bırak kızım, biz hallederiz. Bundan sonra hiçbir iş yaptırmayacağız sana. Hadi kızım, kalk yardım et. Hadi. Ben de şunu alayım. Her şerde bir hayır vardır derler. Böyle olmaz ama. Ben de yardım edeyim. Yerinde duramıyorsun değil mi? Anne, sahiden artık hiç iş yapmayacak mı Seher? Ona hizmetçilik mi yapacağız? Biraz sabret. Kızın Amerikalı amcasından gelen mirasa konalım. Sonra her şey eskisi gibi olacak. Ha, sen onun için böyle 180 derece değiştin. Seher'i kandırmak için de her şey. Herhalde. Yoksa o pasaklı köylü kızından ne diye af dileyim? Yarın ya da öbür gün avukat yeni aramış gibi yapar, durumu anlatırım. Şimdi söyle,
Şimdi olursa durumdan şüphelenir. Kuşu ürkütmemek lazım. Bundan sonra sana işmiş yok. Güzel güzel otur. Sana bir sürprizim daha var. Nuray'ı dershaneye göndermek yerine seni okula yollamaya karar verdik. Sahi mi? Evet. Çalışkan olduğuna göre Nuray'ı da sen hazırlarsın sınava. Tamam. Hayırdır? Pek sevinmedin galiba. Yok. Aksine çok sevindim. Biraz yorgunum ondandır. İzninizle ben artık yatayım. Tabii kızım tabii. Nasıl istersen. Ama o odada kalamazsın. Neden o? Yeni odanı hazırladık çünkü. Nuray, götür yavrum kardeşini odasına. Gel. İşte. Çaylar geldi. Tam olarak ne dedi avukat Ayten? 50 kere anlattım ya Süleyman. Seher kızımıza miras kalmış Amerika'daki amcasından. Ne mutlu sana kızım. Oy ne tatlısın sen. Evet ya çok şanslıymışsın Seher. Bu kadar şanssızlıktan kötü kaderden sonra bu iyi oldu. İnşallah bundan sonraki hayatın daha da güzel geçer. Avukat ne zaman gelirim dedi. Ah geldi. Buyurun avukat bey. Merhabalar. Buyurun. Merhaba Seher Hanım sizsiniz galiba. Evet. Öncelikle başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Kimliğinizi alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Teşekkürler. Zafer Demir'in tek mirasçısısınız. Amcanızdan size 3 ev ve 2,5 milyon dolar kaldı. Yani yaklaşık 5 milyon TL nakit. Ay film gibi. Bu belgeleri imzaladığınız an bu mirası almaya hak kazanacaksınız. Aa, bir dakika şöyle bir durum var. Kendisi daha 18 yaşını doldurmadığından yasal vasisi biziz. Dolayısıyla mirasın kontrolü bizde olacak. Yanlışınız var. Bugün itibariyle Seher Hanım 18 yaşına basmış ve reşit olmuş. Nasıl yani? Eğer size ilk geldiğimde bu işlem olsaydı, yani 15-20 gün kadar önce, o zaman vasisi siz olurdunuz. Daha önce buraya gelmiş miydiniz? Evet. Aa. İmzanızı bekliyorum Seher Hanım. Hayırlı olsun. Ayrıca bu çek acil ihtiyaçlarınız için. Küçük bir miktar. 50 bin lira. Evet. Yarın büroya geldiğinizde bütün evrakları ve parayı tarafınıza size teslim edeceğiz. Evet. Size iyi günler. İyi günler. İyi günler. Thank you.
Bütün bunlar senin oyunundu, öyle mi? Yazıklar olsun. Demek mirası öğrendiğin için bana böyle davrandı yenge. Para için yani. Yaptığın onca şeyi affetmiştim. Attığın iftirayı bile. Hırsız dedin bana. En baştan beri karşıydın bana. Hiç istemedin beni. Neden yenge? Kapına gelip insafına sığınan, merhametine muhtaç olan, kalbi yaralı bir zavallıydım ben. Yaralı kalbimi dağladın sen. Neden yenge? Neden? Başta evimize daha fazla bir boğaz geldiği için istemedim seni. Benim kızımın yiyeceğini seninle paylaşmak istemedim. Daha azıyla yetinmek istemedim. Sonra seni kızımdan kıskandım. Üniversiteyi Nuray kazanamadı. Sen kazandın ya. İşte o zaman senden nefret ettim. Ve bana hırsız deyip beni kovdun. İçimi yakan, beni kavuran da bu oldu. Affet beni. Benim bir kızım vardı. Şimdi iki oldu. Sen de beni annen olarak kabul eder misin Seher? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.